Şurası Hacıomar, bizim dağ evinden görüken kısım. Şurası Sivri Dağı. Arka taraftaki sivri yapısından dolayı. Tabi biz orayı göremiyoruz. Hacıomar Dağı kesiyor. Burası da Suğla Ovası'na doğru bir görünüm. Burası Antalya yolu. Vadinin içinde kuş sesi mi diyeceğim, çok yoğun bir ses var. Sanki yavru bir şey yere düşmüş gibi. Kesildiğine göre normal kuşlar demek ki. Çok güzel kuş sesleri var. Bugün nasipse planladığımız gibi dağ evinde misafirlerimiz de olacak. Babam yaptığı çalışmaları bitirmek için önden gitti. Yani sabahtan geldi diyeyim. Toprak düzenlemesi yapacağım dedi. Baba biz mesaiden sonra 5 gibi geliriz dedi. O yüzden bekle dedim. Bakalım, daha evinde olması lazım. Çünkü evi aradığımda evet telefondan ulaşamadım. Muhtemel dağda. Şimdi tek başına geldim ben. Biraz önden çıktım. Malzemelerle beraber. Arkadaşlar sonra gelecek. Şu an dakika bir gol bir hemen ışıladık. Çünkü su var. 10 kiloluk su aldım. Ve yiyecek içecek malzemeler daha olunca bu yük bayağı bir ağırlaşıyor. Su gerçekten sıkıntı. İçmelik değil, kullanmalık suyun bile olmaması sıkıntı. Atık su diyelim artık. Gerçekten bir ihtiyaç. Kuyu bizim rahat bir şekilde o işimizi görüyordu. Evet. Şanlı bu servis. Karşıdan motorize olarak gidiyor. Daha evine gelirsen gel. Ha. Misafirler var. Gelirsen gel. Tamam. Görüşürüz. Mehmet 4x almış. Mehmet 4x'ıyla buraya doğru geliyordu.
Ama bozuldu galiba. Ses kesildi. Evet, çalıştı, geliyor. Bakalım büyük ustayla beraber, misafirlerimizle beraber vakit geçireceğiz. Ramazan abimiz var. Balcıdır kendisi. Nasipse birazdan tanışacağız. Ondan sonra iş yerindeki Ramazan arkadaşımız var. İki kişiler. İşte Hasan Ay kardeşimiz var. Nasipse. Sonra ben varım. Mehmet gelirse, kalırsa Mehmet'le beraber de şey yaparız. Hızır servisimizle. Bakalım nasip. Kamerayı kapatıyorum. Çünkü çekim ciddi anlamda zorladı. Şöyle göstereyim. Elimdeki paketten ayrı. Burada bayağı bir ağır malzeme var. Çekimi ara, yola devam. Nasipse bugün mevsimin ilk sobasını yakacağız. Vakitli kalmadığımız için soba yakmıyorduk. Artık sobayı yakacağız. Sobamızda biraz atıştırmalık bir şeyler pişireceğiz. Baba! Baba! Evet. Her zamanki beklenen senaryo. Babam yine piyasada yok. Telefona da ulaşamıyordu. Burada değilse acaba nerede? Oo. Babam çok güzel tesviyelemiş. Ciddi anlamda tesviyeleme çalışması olmuş. Nasipse şu tahtayı şimdilik zemine koyayım ben. Muhtemelen beklediği özellikle söyledim ama demek ki beklemedi. Şeye gitti. Diğer dağdaki yaptığı yol ve yaptığı yerlere gitti. İşte iletişim noktasında hep sıkıntımız var. Maalesef çözemedim bunu. Planlı, programlı değil de tamamen spontane takılıyoruz babamla etkinliklerimize. Gönlü sağ olsun, gönlü hoş olsun. Evet. Suyu şurada çekim yapmak için bıraktım. Suyu almaya gidiyorum arkadaşlar. Gelmeden içerisine süpürüp hazır hale getireyim. Şu son yaptığımız saç, gelirken karşıdan çekim yaptım Antalya yolunda. Acayip parlıyordu. Oradan kendini gösteriyor. Hadi. Evet, geldik. Çok güzel. Anahtar. Arabada kaldı. Çok güzel. Arabaya gideceğiz bir daha. Atalar boşuna dememiş. Acele işe şeytan karışır.
Anahtarı arabadan tuttuk. Geç kaldık diye acele ederken anahtarımızı almadık. İstediğin kadar acele et işte. Olması gereken olması gerektiği gibi olması gerektiği zaman da oluyor. Alandan masa kaybolunca içerisi ciddi bir şekilde ferahladı. Masalarda normalde şu araya, şurası tamamlanacak. Oradan kesip bir kısmını ondan sonra oraya ilave edeceğim. Şu şekilde. Nedir? Masamızı şuraya attığımızda sandalyeyle karşılıklı manzaraya karşı dış alanda oturacağız, yani keyfimizi dış alanda yapacağız. Sobamızı ateşleyelim. Gürleyecek şimdi. Hemen. Gümbürtü yükseldi. Suyumuzu koyalım. Evet. Gezgenin rotasının dağ evindeyiz. Laylonlar iyi tutuştu. Dumanımız. Evet, sesler geliyor. Ekip de dağ evi toprak yoluna yürüyerek düştü demektir. Günde vakit gidiyor artık. Ahoy!
Buralar tabi sabit değil şu anda. Sabit olmadığı için. Sürgünlerini alalım. Yumurta kayıt altında. Hoş geldiniz. Ağlar. Buyurun. Sağ olasın ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl sistem? Hasan kumandayı alabilirsin sen. İyi güzel olmuş buraya. Vallahi sen bayağı iş yapmışsın. Vallahi şunu geçen gün çaktım işte. Çatı yaptım buraya. Ya kışın içeride sıkıntı oluyordu. Biliyor musun işte. Darlık. Şu tahtalarla düzlemedim daha. Babam şurayı düzlemiş. Toprakla tesviyeleyeceğim. Şundan ilave edeceğim. Burası masa yeri olacak inşallah. Anladım. Akmıştı ya. Aynen tohumlarını attığımız biraz derin atmışız. Şöyle. Hoş geldiniz diyelim ilk önce. Vallahi kusura bakmayın. Toprak çok anahtarı unutmuşum. Acele işe şeytan karışır diye. Gittik. Arabadan tekrar anahtarı al. Gel. Zobayı yeni yaktım işte. Malzemeleri hazırlayacağım abi. Hiç su yok yani. Toprak çok kuru baksana ya. Ama çiçekler görüyorsun işte yani. Çiçekler iyi. Toprak kırmızı toprak. İyi olur mu? Bir ustanın emeği bunlar. Toprak iyi olur ya. Kuyumuz yok değil mi? Kuyu kupkuru. Kuyu gitti. Mefta. Yukarıda şeyden çıkmıyor mu? Bitti abi. Şu an hiçbir şey kalmadı. Normal bu sene değil ki baksana ya. 9. ayda bitti. Normalde 10. ayın ortalarında giderdi. Ya, bu sene. Bu olsa mı yağmadı ki yaksa. Hasan üşüyorsan gir. Hemen evet. İçeri. Kafam üşüdü ya biraz. Gir. Şurası işte korunaklı bölge. Ramazan abi ne getirdin bize? Anzer balı. Anzer. Anzer. Reklam başkasına reklam yapma. Evet. Bizim reklam diyor. Ramazan abimiz çekimlerden biliyorsunuz. Adatepe. Arı çiftliği. Doğal arıcılık. Pardon. Bakacağız bugün neneme yaptırayız. Ramazan'a yedireceğiz. Benim dedem balcıydı. Ben baldan anlarım. Evet Ramazan'ı anlar. Ramazan'a test yaptıracağız bugün. Sobamız yanıyor. İçeri geçelim. Ben burada şey yaparken siz sobayı takip edin isterseniz. Tamam. Altında odunlar var abi. İlave ederiz. Nasıl abi? Ramazan abi. Vallahi güzel. Zaten engin olmuş. Ramazan abinin boyuna göre. İşte ya o yapacak bir şey. Biz kendimiz... Ayakkabıyı orada mı çıkarıyorsun? Orada çıkartabilirsin abi. Burası serbest bölge. Daha bura düzenlemedik. Abi Ramazan abinin ölçüleri biraz standartın üzerinde yani. Hasan'ın da öyle. O benden de biraz daha açılıyor ya. Daha çok belli oluyor. İyi yanmış ya. Daha yeni yandı ya. Gel ocağı çektim. Şimdi yavaştan nevaleye başlayacağız. Ama çiçek bile koymuşsun. Ha kaptüsümüz var. Çiçek büyüdemedik içeri. Abi sıkıntı. Bakalım. Şey dedi ya Ramazan var ya etki muhtar. Ramazan abi oraya atıramaz dedi. Çok ufak dedi ya. Bak bak etki gör. Soyuyor soyuyor. Ama ayağı dikilme. Oraya çarpan. Kafayı yakabilirim. Burada tamam. Şey yani. Gel otur. Abi daha da dediğim böyle olur değil mi Ramazan abi? Tam burada bir iki kişi de kaldı. Gördün mü dobayı? İşte bak güzel yapın. Nail ustamız sağ olsun. Nail ustanın yapımı. Hasan iyi olmuş ya. Aynen. Alan Hasan Ali şey. Sağ olsun geldi. Senin fikriyle onu uyguladık. İyi olmuş. Ya, onun ustalığı. Odun teri bak yendi. Şuraya da şey yaptı. Tel dolap değilim artık. Raf yaptı. Neyse ben çekimi kapatıyorum. İşe geçiyorum. Allah Allah. Şimdi Allah. Elmaya mı elma? Ayılar iner bak. Elmaya mı? Elma en güzelinden vallahi. Ayılar iner. Mayhoş. Ayılar iner bak dikkat et. Hasan o ayı
inen yer Hüseyin'in çeşmesinin yapmaya arka çalıştığı tarafı. Ön arka tarafı dedi aynen. Aynen. Bizim hemen yan taraf dedi o. Aynen arka tarafı. Ben de diyor kurt gördüm orada diyor. Kurt var ya. İstifini bozmuyor da adam yanımı da geçti diyor. Biraz uzattık ama diyor. Hiç Külhan Bey gibi gitti diyor. Demek ki orası. Ya şimdi orası doğal yaşam. Hayat var orada. Orada şimdi mesela saat 4'ten sonra 3'ten sonra domuzlar şeye çıkıyor karın doyurmaya. Domuzların çıktığı yerde ayı mesela orada yüksek ihtimal sulanmaya indi. Eşki. Suya indi. Çünkü kavaklığı olan müdür elma yan mı eşki elma? Su var. Domuzlar Yakup amca bu kadar büyütebilmiş. Geçen sene kurtlarda gördüm ben orada. Abi okurken. Sulamadık doğal sulamayla. Seninki iyi bu da doğal. Önceki senelerde hiç sulanmadığına orada elma bile yoktu yani. İki senedir biz orada çilekli bilmem neydi çiçekli derken dürtüştüğümüze ağaç doğal bir şekilde sulandı. Öyle olunca da meyveye doğru götürdü. Aa benim de kafayı vurdum lan. Engin biliyorum. Organikti. Benim boy bile vurduğuna göre. Abi burada oturacağız zaten ya. Ya ben alışıyorum. Bizim eski evlerde hep kafamız değeri. Kafayı takalatma ya. Ondan dolayı kafana yiyerek gideyim. Ben bildim bahçe evinin kapısı ufaktı. Vura vura senin vura kafa, vura senin vura. Senin kafada zaten var ya bir yerlere vurmuş gibisin. Yok onlar hep yaratı bir yerler ya. Stresli bir yerler. En son kapıyı töktüm yukarı kaldırdım kapıyı. Tam boyuma geliyordu biliyor musun? Kafayı vurup ben şimdi ayağı vurmaya başladım. Kafada benim mi? Beyin var hiç olmazsa. Var mı? Olduğu o kadar. Yetiyor değil mi? Yanlış yere atıyorsun ama ha. Ulan. Şimdi evimizde daldık. Hasan yardım etsene ya. Sen bu işlerden anlan ya. Ya ben yardım edeceğim de şimdi adam eline bir bıçak var herhalde. Yakup'a kalırsak biraz aç kalırız biliyor musun? Yani. Açıkçası. Yakup abi zaten patatesleri Allah'a emanet yarıya geçiriyor. Patatesleri ikiye bölüyor. Abi ne yapalım? Yarıya geçiriyor soyarka. Ramazan çekirdek vereyim mi? Dur abi şu an aşçının şeyini izliyor. Yemek yapışını. İçindeki ne biçim atıyor baksana. Yıkanacak daha bunlar ya. O yüzden relax atıyoruz. Suya. Suda bir 10 litrelik suyumuz var. Onun da yarısını götürdük yani. Yeter burada ya. Su yok mu aşağıda? Getir gelir. Yeter yeter. Nerede? Şey fenerde yok mu hiç? Valla hiç bilmiyorum ki ötelerde belki. De karanlıkta nerede getirecek? Çavdar giden orada yok mu hiç? Babanın başında yok. Eri gider. Vurdu mu acaba? Abi lambamız yanmazsa muhtemelen yanmayacak. Niye? Akü öldü mü? Akü valla öldü ya. Anladığım kadarıyla. Hiç kullanmadan öldü yani. Bence karardığında aç. Telefon ışığını kullanırız olmazsa. Bana da bizim köylü böyle şey yapıyor. Aküye bağlanmış şey yapmış. Akü var. Akü doldu mu iyi işliyor. İşte. Araba aküsü. Ha araba aküsü değilim. Bunun küçücük bir şey. Bir tane ampul takmış bir yüzden. Ne bak. Şimdi abiler bir iki servis yapayım diyorum. Yani soba mevcudiyetini korumalı. Hasan sana zahmet ben sana iş bulursam. Ne? Şu yan odunluk var ya. Ha. Yandaki odunluktan. Yani kalınlarından bizim işi görecek boyutta. Ya şunda su var yağmur suyu birikmiş ya. Ne? Onda yağmur suyu değil babamın suları. El suyu var yani. Ama buraya ne zaman getirelim? Karlar eridiğinde. Karlar erimedi. Kar yağarsa tabii. Geçen sene bir kere yağdı ama. Valla bir önümüzdeki ay yani 30 günlük zaman diliminde sona doğru işte muhtemel önümüzdeki ayın ortalarında bir kar yağış gösteriyor değişmezse. Yağar inşallah. Önümüzdeki ayın ortasında mı? Yani 20'sinde 15'inde mi ne o aralarda bir gösteriyor abi de bir günlük. O da değişir yani. Ramazan abi salata. Salata yapar mıyız? Yok. Biraz fazla getirdim salata da yaparız diye de. Çok çok.
Çoğuş gibi olmaz mı? Olur. Abi bizde biraz yemek yapma kültürü yok. İdare et. Yok. Siz bizim için vermiş mi fark etmez. Ben ne yaptım? Aştan yumuşak her şeyi yiyorum. Siz çatlısınız abi. Sizde yemek kültürü var yani. Şunlar organik bükrü olsun. Nasıl? Bir de ben çeken uzun zamandır atmazdım. Bozkır'a geleli senin videolar aksadı mı? He, Bozkır sözde bozdu. Daha çabuk yapalım. Hatta orada kıyılmışlar var ya. Hatta kıyılmışlar var orada. Uğraşma ben babakta yaş onlar herhalde ya. Ramazan. Ne oldu? Ya Ramazan sen de çoğu salata yap versen bana. Yardım etsen. Harika yaparım. Neyse biz karanlıkta hiçbir şey yapamayacağız. Görüntü. Geç kaldım ya. Abi vakit yetmedi. Oradan al buraya git bilmem ne derken. İlginç bir şekilde. Şimdi şunun birini bir servis şeyini hazırlayalım. Ben sana tabak anahtarı. Bunları yemeye kaşık maşık var mı? Yoksa ikiye bölüm verelim. Neyleri? İnce mi doğrayalım? Kaşık var mı yemeğe? Kaşık var, çatal var. Hiçbir şeyle ektiğimiz yok. Madem biraz ince koyalım. Şöyle şunlara. Bakalım ben şunu alayım. Şöyle. Babanın tüyü temiz mi değil mi? Yıkayalım bunları. Ha, temiz ya. Ben şunları yıkadım da onları da. Kayda girmeyeceğim ya. Onu ben sen onu yıkama için mi? Kıyma için mi? Domates zaten onun bir tane domatesi ya şuna. Onun gibi bir tane daha var. Domates. Aynı zamanda kayıtta. Hasan. Merhaba Ramazan abi. Ramazan. Hoş geldin tekrardan. Sen de. Ramazan her işten anlayan Ramazan şu anda salata yapmayla meşgul. Ramazan çoğunlukla burada bugün ya. Yakup hazırlıkları. Ramazan çok değil mi? Aynen. Aynen. Evin içinde gösterelim. Yakup'u gösterelim. Aynen abi. Karanlık çökmeden evet. Biz geç kaldık. Olsun gece olsun. Mesai sonrası olunca. Hadi akşam ayarladım. Çayın demin atmadık yalnız. Kaynadı mı? Atarsın daha öyle bir şey edecek. Ha, çok. Allah'ın kavuşturur anı da veriyor coşkuyu. Ne? Anı da veriyor coşkuyu. Çay mı? Şey soba. Şuradan. Domates. Öbür bıçak daha iyi keski. Bu solungen ya. Aynen o bıçaklar çok iyi oldu. Hasan sen Ramazan'ı çekmeyeceksin. Ay bir diyorum vallahi ya. Bu videosu bayağı da çekemiyorum. Hasan Facebook'ta kalıyor gayrı ya.
Report çekeyim bir tane şöyle. Reel bir videosu var Atas. Reel atalım. Baş kişinin şeyi kapanmış ya, para kazanması. YouTube'da mı? YouTube'da. Ne yaptılar acaba ya? Reklamda mı? Başka içerik paylaşmak. Olur mu öyle şey ya? Dikkat etmek lazım. Yorumlarda yani. Bilmem nelerde hepsini spama düşürüyor şu anda. Politika herhalde içerik üreticisi fazla. Politika ilanına düşürmüşler insanları. Onlar da emek ortada yapmadım yani, değil mi? Ergun içerik yapsınlar. Ya yorum. Yorumdan bile şey yapıyor. İçeriğini Allah geç. Allah. Yorumdan engel atabiliyor şu anda kanalları. Domatesler iyi hormonlu kemper. Değil mi? Çatır çatır. Kalmadı köy domatesi artık ya. Bizimki de bitti. Yok mu? Vallahi gelmedin mi? Dünyanın domatesi var, biraz serdik de dünyanın domatesi vardı bu sene maşallah. Çok güzel domates oldu. Hiç olmadı ya. Hayret. Kasa kasa gitti. Sattı mı yoksa? He? Sattı hiç satma ya, ben satmam abi. Şimdi 10 kilo domates satsam kaç para yapacak? Aslına lazım zaten. Yok şöyle lazım işte. Değil. Gelene gidene katı versem daha karlı benim için. Evet. Ya bu fırın tepsini biliyor. Vallahi abi. Bizim burada yaptığımız en lüks, en profesyonel iş diyebiliriz yani. Domatesleri büyük doğruyor. Ondan biraz olduğu kadar abi ya. Zaten domatesler hıyar gibi tem tem. elma gibi mi? Elma gibi denir. Kütür kütür. Bu mevsimde domates buldum ama ben ona gayrı oldum. İçinde bir de salatalık doluyalım işte. Tabağımız doldu ya. Var mı var. Birinci tabağımız bu. Bunu sürelim. Şu biberler. Ha, sana da lazım değil mi? Arkadaş onu niye yiyor? Salataya bırak bak ha. Koca koca doğrayı veriyor yani. Az önce çok büyük doğruyor. Dedik mi? O şey değil ya. Ağzına bir damacık. Anacı. Her şey, her şey kayda altında böyle bak. Haydi Ramazan abi. Her şey kayda altında. Ama sen çok var ya sen. Yakup abi patatesin yarısını geçirdi. Bak soyarken bak adamla birçok yer soyuyor. Bak. Bak kağıt gibi. Onun bilmem dediğine bak, bakalım. Bak. Ona bakarsan bilmez. Acelemiz yok ya. Bak. Bilmem nerede. Kabuktan karşı görünecek. Bir yavrum. Cengöz'de hıyarları. Nasıl açacağız? Çevirecek benim elim ıslak ya. İçerisi. Açılıyor mu? Ben açayım mı? Soba yanıyor. Abi valla. Ver bakayım. Ver bakayım. Şu el kaygın ya benim bir şey. Olacak mı? Tavuk kuşak. Orada yanda şey var şimdi. Akşam üzerinde okundu. Hasan sen ya da ben operasyonlayayım mı? Neyi? Şu şeyi. Neyi? Şampanya patladı, yüp patladı. Şöyle. Bir daha kapamayacak mı? Ben anlamadım. Yani biliyor musun şeyi? Böyleymiş. Ne? Bir şöyle. Oğlum bu ne? Çekeceğim, açılacak. Allah Allah. Oraya geriye takacağım. Çok değişik bir şeymiş bu. Vera markaları böyle. Yani çok kalite. Vera mı? Ha 101. Harca bitmez. Şimdi bu tamam. Bunu sürelim. Hop. Hop. Sen burada etiket yapabiliyoruz mu ya? He? Etiket. Gezginin rotasını da etiketleyebilirsin. Tamam da şeyi nasıl etiketleyeceğiz burada? Konumunu haritalar konumunu yok, insanı nasıl etiketleyeceğiz? İzmir Markayı. Nerede? Facebook'ta. Katkıda bulunan. Verin mi attı? Veya da atacağım. Şey mi yazacağız? Yuvarlak yaptı mı? Et. Çıkmadı. Ben yapmasını bilemedin ya. Yok ya ben... Başlık bile yazmam ya, ondan dolayı. Çoğu zaman başlık bile yazmıyorum ya. Eriniyorum. Gerek yok diyorum. Eriniyorum. Efendim. Alo. Biri yanıyor bayağı. O bile yansaydı. Ha, katkıda bulunanlar abi. Öyle bir de. Hı, dört. Ay çıkmaz
Ama bir tane katıkla bunu yaparsın. Yakup Çetin gelsin. Bence daha iyi olur. Yarın ballar değerlendiriyoruz böyle. Ondan dolayı. Şimdi şunlar. Evet. Ondan dolayı böyle. Neyse böyle daralım. Önlerin gidiyor ne? Çekirdeği yeme. Biz zor yapmayız. Biz doğalız. Aynen. Bizi karıştırıyor mu herhalde? Tamam. At koyunla, at koyunla karıştırmaz bizi. Bizi at koyunla karıştırma. Bu da at koyunu duyup da sakın yatırım yapmayın. Abi Ramazan gibi bir son. Bitcoin yükseldi, at koyunla düştü, ben anlamadım ya. Ramazan gibi sonra pişman olursun onlarla at koyunu yatırmak. Şuralar biraz çıkıntı koyduğumuzda yanmış mı? Yandı da. Onun da doğru zaten. Yok yok, kağıt. Yani kağıdın adı yok Ramazan. Eskiden böyle ekmeği verdikten sonra ataşın içine küllü böyle ala küllü bir kumpir gömerlerdi ya. O kumpir hem közden de yanmıyordu küllü olduğuna. Hele bir de yarıp koyarlardı ya. Yarıp koyduklarında o yardığın yerde kül dolardı. Aynen. O da lezzeti. Gerçekten o ayrı ya. Yine yapabilirim, sıkıntı yok. Ama ateş küllü olması lazım. Ramazan'ın dayı evinde yapalım onu da. Yani. Anlamadım. Var mı onda? Bahçeye mi var? Bir gün öğlende evet. Şeye gidelim. Melemene gidelim. Bu Ramazan da melemene mi şu lan? Gidelim. Öyle. Davet edeceğiz de gidelim. Ne olacak ya? Davet edilmeyen yere zorla mı gideceğiz ya? Melemen mı yapar yani? Gerçekten yapar. Ama otantik bir ortam var da. Neresi senin mekan? Karşı. Yolun altında. Buradan baktın boş mu? Hangi karşı? Soba mı? Başkan burada ne olsa? He? Başkan burada izin alsın. Bize söz düşmez ya. Ben bir şey demiyorum ki vallahi konuşurlar ama. Hayır haftayız bak. O zaman yarın mı toplantı? Yok yok haftaya alırım. Haftaya. Yarın şey olur diye. Ve mi çekiyoruz? Vallahi siz keyfinize bakın abiler. Çay kaynatayım. Akşam namazını Eda çay gidiyor. Demleyelim istiyorsan. Demleyelim abi. Çoksun. Kapattın mı? Ha, açık. Görüyorsunuz yani. Boşa gitmiyor bebek mamalar. Aynen öyle. Paraların nereye gitti bu? Çıktı. Canları sağ olsun abi. Canım. Ortaya çıktı Ramazan paraların nereye gitti? Şunun bir markaya reklam yapma. Bu şey önceden Ertuğrul'da kullanıyorduk da şimdiki biraz daha çocuğa farklı mamayı verdiler. Limit arttı. Şu an. Ramazan'da mama parası yok, çocuk parası yok, bez parası yok. Para bu da Allah para yok. Abi hiç kimse para var demek ki ya. Şimdi atan atorluklar. Var mı atan? Ya şu an cebimizde yok. Bak. Ya şu an yoktu. İnşaat yapıyor be. Adam inşaat yapıyor. Senin ne dengini top gördün, ne fakir aç demiş adam. Başka? Evet yok. Dibine de bir at bu kadar. Ozan söyledi. Neydi o bir bayağı meşhur olduydu uzun saçlı. Olabilir. Oyunda kullanan mı? He? Ha, John Wick mi? Yok ya şu şey. Bir şeyle de oynadı da bir şey değil bir şey okudu da. İnternette. Olabilir. Evet. Şimdi salatamızı şöyle koyalım. Bunu da servis bu çıktığında direkt servis şey yapar. Onu yerken onu bitirebilir. Mantıklı. O şekilde planladım. Hmm. Yalnız şöyle şunu şunları şöyle yapalım. Şöyle ikisini şöyle koyduğumuzda yapmaz diye düşünüyorum da yine yapmaz ya. Garanti yapalım. Aslında masaya gerek olur dışarıda direkt oturacaktık yani. Ne? Dışarı soğur ya. Dışarı serin abi. Bir de sobanın yanına gir çık yaptığında sen kafa falan üşümüyor musun? Üşürsün yani. Zaten kafa ya. Şey, yanıyor. Bizim yanlar bir tane üşüyor yani. Benim kafa bugün çok çalıştığına beyin hala burada yanıyor yani. Yani kendiyi yaktık. Dur yok ya maşallah. Yani 4 ay son sürat çalışıyoruz. 4 nala. Ocaktan sonra da işlemci yatınıyor. Rolantiye geçiyoruz. Normal işlerim aletler yanıyor benim böyle. Yine devam ediyor ama iş eksilmiyor. Ama şimdi 9. aydan 12. aya kadar durduraklı yok çalışıyor.
Değil mi? Destekleme şey mi? Bir de bir yıllık işi şuradayı da yaptırıyorlar. Ondan sonra? Ondan sonra tekrar yatış. Yatış değil canım. Yine bir sürü işim var. İşim bitmez ki. İşin yine var. Ama tabii. Ya bu şekilde değil. Rulantide devam eder. Resmi işlerin yazışmalarındır, bilmem nedir, mali işlerindir. Ondan sonra gelen üyelerin kredisiydi, üyelik işlemleri için gelenler. Şu an gelenlerin hepsi şey, tarla parası almaktır. Devletten destek almak için, uğraştığı için. Onların bir yoğunluğu var. Yavaş geliyor. Esas iş şöyle, işin sıkıntılı boyutu da şey. Herkesin işi acil olunca sıkıntı orada doğuyor. Evet. Misafirlerimizle dağımız. Başka adım atacak yeri yok değil mi? Bu adam çok fazla böyle olmasa ne gerek yok yeti. Menümüzün birisi içeride. İyi yapılır ya. Benim boyu kurtarmadan. Salatalığımız hazır. Gönlüme de oynamak yok. Nasipse. Böyle de yatan ya. Yakup yatacak da ahiretten korkuyor. Kareden korkuyor. Kulağına ilaç yapmadım ya. Abi ilaçladık her şeyi yaptık da. Bitmiş o aklı alıyor. Pişmiş mi? Arayla bitmiş mi? Yapmış olma. O zaman çıkartalım arkadaşlar. Yapmadan bir baktım da bunu. Bitmiş de. Bismillah. Haydi bismillah. Yerlere batacak mı? Onu süpürüyoruz ya. Geldiğimizde böyle içeride şey yapacağımızı. Siz gelmeden önce zaten bir süpürdüm. İlk önce dışarıyı yerledim falan filan derken bir süpürme. Ondan geciktim yani. Afarım ben patates pişmiş. Bereye sağlık. Afiyet olsun. Afan pişmiş. İyi mi? Uf, dikkat et. Şey, zemini değmesin. Afan yemekten anlar aşçı adam ya. Evet, ateşimiz. Yemeği çobanı yaptıracağım. Patatesten anlar be. Devam patates yiyeceğiz. Boğazın nimeti patates zaten. Bismillah. Afiyetle yiyelim. Düşün aynı aramızda mısın? Aynen. Yine evet yapalım. Arkadaşlar. Şu an Ramazan abimizin getirdiği ballarını afiyetle yiyoruz. Test ediyoruz. Test yapalım. Biraz önce kamerayı açmadan önce test yaptık. Şu mu daha şey şekersiz, bu mu daha organik dedik. Ben bunu tercih etmiştim ama bunda hafif nasıl abi ne oranda? %2-3 oranda çıkabilir. Şimdi abi, %2-3 oranda varmış. Bunda glikol yok. Kullanmadık sürece yani şeker yani glukozun yanında şey değil mi? Tabii canım şeker bir bunu zaten. Zaten şekersiz bal yapacak olsak insanlar doyuramayız yani. Şimdi o kadar arı çalıştıramayız. Arı şekeri dolaştırıyor değil mi? Glukozu hiç dolaştırmıyor. Yok yok direkt şey yapıyor. İşte ama yediği şekeri de bir bal yapsa zaten kovanı 4 kat 5 kata çıkarın. Arı kendini de yapmıyor. Arı kendini beslemek için şeker yiyor değil mi? Yavrularını şey beslemek için. Şekersiz bal. Yalnız evet. Satış sıfır. Yok mu? Yok bilen yok. Ben de şekersiz balım. Fiyatımız zaten herkes alamaz şekersiz balı. Özel yapım. Kendimi diyoruz. Yalamaz. Müşteri ya. İTF'le vermiyoruz. Biz de ucuz. Biz de o kadar değil. Ben de 500 lira. Müşteriye bu, vermiyoruz. Bu videoyu izleyenlere, Yakup'un videosunu izleyenlere şekersiz tahlili yapılmış balın kilosu 500 lira. Bakayım abi. Herkese veriyoruz ya. Değil mi? Bizim buraların balın rengi güzel abi. Hiç. Rengi falan var ya. Aromasıyla renk, şeyle. Renk bak şu ya. Renk bal var ya. Anzerle şu bal var. Bak, şu çekişir bal yani var. Bizim ya. Ballarımız. Şu renk bal bu oluyor gerçek. Ya. Evet. Üç kuşak balcı Ramazan abi. Nasıl yiyor baksana. Aziz Allah. Babam 50. senesi bu sene. Tam 50 sene olmuş başlayalım. Maşallah. 50. senesi. Şimdi biz devam ettiriyoruz. Hala babam devam ediyor. Yarım asır. Hala devam ediyor. Yarım asırda devam ediyor. Bizde her ailede herkes abici yani. 2 sene yaptım. Takla yaptım. Herkes bildiği işi yaptım demiş Hasan. Yok ya yapacağım abi. Kendi balım gibi. Hasan yok diyor ki arıyla karıyla uğraşamam diyor. Uğraşırız ya. Ne yapacağız? Ya. Keşke. Ramazan. Hasan senin gibi bekar kalmayacak. Evlenme yani. Niyeti var yani. Atatürk'ü bu ya. Hangi atanı? Ramazan atanı. Memenin abim. Ya Hasan'la bu sene inşallah şey olursa ben alırsa biraz destek oluruz aslında. Allah'ın korusu. Geçen sene balımız. Bu sene işte afiyetle balımız da yedik. Hazır ya. Allah ayağınıza sağlık. 8-15 güzeldi. Çiftçi umarım daha evinde vakti güzel geçirmişizdir abi. Şimdi iyi çok güzel benim hoşuma gitti. Ramazan abi. Sıra gelelim buraya. Tamam inşallah. Kendi tarlamdan söktüğüm patates, bahçemden yolduğum domates, soğan,
Soğan filan para değil aslında, değil mi? Patates filan para değil, uğraştığına değmez değil. Öyle, öyle. Ama var ya, o tarladan söktüğün mü farklı yani. Ya kendi yaptığın, soğan kendi bildiğin farklı lira. Şey. Yani onu sokup çapalayıp sokup otunu alasın ya, o 8 lirayı her türlü kazanın, değil mi? Tabii canım. Emektir, ama diyorsun ki varıyorsun şöyle tarlaya, ulan şuna bak diyorsun, kendi malını koparıp. Onun yemeni tadı işte lezzeti balı. Bu da kendi balımız. Şimdi balı kovandan çıkarıyorum mesela yani. Misafir geldi. Sıcağı var ya. Bu balı çıktığında sıcağı olur. Yani. Kovandan yemek i̇şte daha farklı. İşte o ayrı bir şey yani. Kovandan da iş diyorsa gelen giden de rahatça yiyebiliyorsun yani. İşte. Evet arkadaşlar. Daha evinde akşam yaptık. Ve dönüş yolundayız. Ramazan abimizin telefon susmuyor. Vallahi telefon. Nasıldı Ramazan abi, beğendin mi davemizi? Sen ilk defa geliyorsun abi. İyi, dave güzel. Tam kafa dinlenecek yer ya. Tam İşte de muhabbetimizi sohbetimizi. Sabah kahvaltısına gel, akşam yemeğine gel, öğlen gel. Buraya her şeyden her zaman gelebilin, her vakit. Aynen. Açık. Eline otel. Sağlık. Eline sağlık. Yatıya gelin. Yatıya. Ramazan usta eline yatır, sağlık. Yatılır mı? Sağ salak. Yani. Yatarız ya, yatmaz. O betonlu yerde yatası gelmez. Sabahtan abi, bakacağım. Ücretsiz kiraya verilir, sıkıntı yok. Arkadaşlar izlediğiniz için, yorum, beğeni ve paylaşımlarla tamam. Destek olduğunuz için hepinize teşekkürler. Şimdi karanlıkta. Aman Ramazan abi gel, bu taraftan gel. Kaybolma. Karanlıkta. Zırlardan ekliyor ya. Zırlardan ekliyor. Babamın ektiği şeyler. Vallahi ne ekiyorsa, tohumdan ekiyor. Neyi bulursa eker. Aynen. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. İyi ki varsınız.